Halim Bey, ee, yani sizin de biraz önce söylediğiniz gibi bu ne ilk ne anlaşılıyor ki sonuncu eylem ee, yani artık bir alışkanlık haline de gelmeye başladı ee, işte öteden beri söylediğimiz yani içinde bulunduğumuz bu otoriter baskıcı e, hiçbir sese gerçekliğe daha doğrusu tahammülü olmayan. O olgular yerine yaratmaya çalıştığı algılar üzerinden toplumu ve ülkeyi yönetmeye çalışan iktidar anlayışının e, artık hikayesinin bitmişliği, topluma yeni bir vizyon, yeni bir e, gelecek vaadi, yeni bir e, proje sunamayışı içinde bulunduğu ülkeyi getirdiği bu yıkımdan, e, bu çökme e, görüntülerinden ya da ülkenin gerçek bir çöküşüne sebep olmaktan. Ee, artık son yere, son duvara, yani son noktaya doğru gelmiş iktidarın, iktidar anlayışının e, bu tarz artık yollara e, şey yapacağı, sarılacağı, yani o baskıcı, o e, cebir ve şiddetle işte insanları susturmaya çalışan, gerçeklerin üstünü örtmeye çalışacağı bir iklime doğru hızla gidiyoruz. Şimdi burada acı olan, acı olan. Ülkenin gerçekten tamamının neredeyse iğdiş edilmiş, neredeyse hipnotize edilmiş bir şekilde bunları sıradan bir vakalar olarak seyrediyor oluş Ve bunların hepsinin giderek magazinleşmesi. Yani biz bunu ta Kılıçdaroğlu'nun linç girişimi ile başladı bu süreç. O zaman biliyorsunuz yani ya bu ülkenin ana muhalefet parti liderini Çubuk'ta linç ed ve bütün devletin yüksek e, güvenlik bürokrasisinin gözünün önünde linç girişimi yapılırken herhangi bir e, tepki gösterilmedi. Bilakis o failleri e, layıkı şekilde yargılanmadığı gibi kahraman gösterilerek taltif edildi. Kameralar önünde neredeyse kutsandı, baş tacı edildi ve ülkenin hepimizin ve ülkenin güvenliğinden sorumlu hepimizin can güvenliğini ve özgürlüklerini kullanması e, kullanmasının önündeki engelleri kaldırmakla yükümlü Cumhurbaşkanı ya bir beyanda bulunmadı, bir kınama göstermedi. Arkasından ikinci muhalefet e, lideri yani bir başka muhalefet lider olan Meral Akşener'e işte e, evine gidildi. Yani evi basıldı. Bundan daha ötesi var mı ya? Evi basıldı. Yine sessiz kalan bir devlet sessiz kalan bir güvenlik bürokrasisi ve iktidar görüldü. Daha sonra aynı kişiye işte Trabzon'da Rize'de bir saldırı düzenlendiğinde "Gelin hanım. Ya gelin hanıma iyi niyetli bir şekilde hatırlatmada bulundular." diye son derece böyle cinsiyetçi bir e, üslupla, son derece böyle erkek egemen bir, e, eril bir sözle, dille. eril bir dille tırnak içerisinde kendince sanki aşağılayarak işte haddini bildirdiler en hafifinden. E bunlar daha i̇yi, günler. iyi günleriniz. Bakın daha neler olacak böyle devam ederseniz gibi tehdit ve şantaj dilini yani devletin en yüksek makamına bir siyaset dili, bir politika dili gibi otutturan bu anlayış. E yani buralara gelmekte herhangi bir şey e, sakınca tabii ki görmez. Onun arkasından onlarca işte Selçuk Özdağ, Orhan Uğuroğlu, e, Yavuz Selim Demiralar, Ahmet Takanlar sayın sayabildiğiniz kadar. Levent Gültekin'e işte bu kapının önünde yine e, kavuncu gibi benzer bir saldırı altı ay önce. E sonra Marmaris'te işte bizim yayınımıza yapılan o saldırı ve bugün de dün de bu. Yani şimdi bunlar aynı kaynaktan çıkan. Aynı siyasi anlayışın teşvik ettiği, örgütlediği, bir anlamda yönettiği ve bundan kendisine göre bir takım sonuçlar, bir takım faydalar çıkaracağını düşündüğü o bilinçli, organize bir eylemler bütünüdür bu. Yani... Basit yaralama ile... İşte onu diyeceğim. Şu anda. Yani bütün bunların bakın tamamı Türk Ceza Kanunu 86. maddesi kapsamında yani kasten yaralama, hafif yaralama kapsamında bireysel, sıradan bir suç olarak değerlendirilip adeta ödüllendirilerek böyle soruşturmalar yürütülüyor. Cezasızlık kültürü. Ya, ya insanlar canlı yayını basıyor. Bakın canlı yayını basıyor ve orada fütursuzca burada böyle yayın yapmanıza engel olacağız. Buna müsaade etmeyeceğiz. Bu yayını engelleyeceğiz diyerek Basın yayın özgürlüğünü anayasal özgürlüklere, anayasal haklara müdahale edip bunların kullanımını önleyeceklerini söyleyip önlüyorlar. Ama bu devletin yargısı efendim sanki bizler onlarla sıradan sokakta dolaşırken karşılaşmışız. Bir ağız dalaşı olmuş da aramızda kavga çıkmışçasına olayı hafifleterek, yok sayarak, görmezden gelerek bir soruşturma yürütüyor. Basının kahir bölümü de, bu çok acıdır, aynı kaynaklardan yönetildiği için, efendim işte şu eylemler dahil birçoğuna mağdurları haksızdır. Yani buna kendileri sebebiyet vermişlerdir. İşte e, ha, adeta... Saldırgan diyor ki Sayın Bey, kendisini tanımamakla birlikte diyor, Ümit Özdağ'ın FETÖ'cü olduğu iddialarından dolayı kavuncuya karşı antipatik bir yaklaşım içerisindeydim. E, vatanıma ve milletine bağlı bir insan olduğundan diyor. Yani ne diyor da Kendisinin sosyal medyadan gördüğüm kadarıyla FETÖ'cü olduğunu düşünerekten, düşünerekten görünce bakıştık. Kendisi bana imalı bakması nedeniyle, imalı bakması nedeniyle kolumu kolumu savurdum. Çünkü neden? Bana imalı baktı. Şimdi ben milliyetçi biriyim diyor. Kendisinin diyor. Ondan sonra devam var mı arkadaşlar onun ekrana getiriniz görselin hı hmm, verelim. Tamam bu. Yani bu minvalde ifadeler veriyor. Ben milliyetçiyim, ben vatanımı seviyorum. E Kendisinde mesajlarında görüyorum. Hazetmiyorum. Ümit Özdağ da zaten kendisiyle ilgili FETÖcü olduğu iddiaları var. Bir de garip garip detaylar eklemiş ifadesine. İmalı bir şekilde bakınca bana diye. Hatta ya. hatta avukatı Avukat mı müdafi mi diyeceğiz ona ne diyeceğiz? Ee, şu anda müdafi. Ha, müdafisi orada şey diyor. He, orada şunu diyor. İlk bakışı da Buğra Kavuncu ya, attı diyor. Aklımızla aklımızla alay ediyorlar. Yani bizimle alay ediyorlar. Şimdi diyor ki Buğra Kavuncu bana... Selim Bey bu konuda konuşacağız daha. Ama bir e, Buğra Kavuncu tabii, tabii. da yayınımıza katılsın. Ondan sonra siz de dinleyeceğiz. Ayşen Şahin de dinleyeceğiz. Barış Beylivan'ı da e, dinleyeceğiz. E, Sayın Kavuncu merhaba. Merhabalar, iyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkürler, geçmiş olsun bir kez daha. Sağ olun, hepimize geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun. Sağ olun, Abi, çok teşekkür çok ediyorum. Çok geçmiş olsun. Sağ olun. Şimdi e, saldırganın ifadesini siz de okumuşsunuzdur. E, ondan sonra e, bu ifadede belirttiği hususlar hakkında ne dersiniz? E, olayın meydana gelmesiyle ilgili maddi gerçeklerle e, örtüşüyor mu belirttiği hususlar? E, yorumunuzu alabilir miyiz? Valla yani yorum tabi yaparım ama e, az önce e, az önce de ifade edildi Sa, Salim Bey de Salih Bey de ifade etti Salim Bey de ifade etti görüntülerde her şey net yani aklımızda alay eden bir